herkesin çifter çifter araba aldığını, her evde 2 ya da 3 telefon olduğunu ifade eden Vedat Demiröz, bu kez asgari ücretliler ve emekliler için karamsar bir tablo çizerek insanca yaşayacakları seviyede ücret vereceğiz çıkışı yaptı. Bu arzuda tabii dün parlamentoya da katıldık. Emekli ve asgari ücret maaşı ile geçinmeye çalışan vatandaşlar ise bu durumu tepkiyle karşıladı. Vatandaş, maaşlarımızı güncellesinler, sosyal haklar konusunda bir talebimiz yok, diyor. Bir milletvekili 30-40 bin lira para alıyor. Bir gariban alıyor 600-700 lira para. O 600-700 lirayla neyle geçinecek? İstiyoruz tamam canım. Niye maaşlar artmasın da? Türkiye'nin halini görüyorsun. Bana verdi biraz para. Zaten onu da geri alıyor. Daha ne kalmış? Valla şimdi şu anda biraz emekli maaşları düşük. Geçim zor. Ama eğer böyle bir işler yaparlar da işler düzeltirlerse memnun oluruz yani. Tabii istiyoruz. Yani vatandaş hakikaten son zamanlarda mağdur duruma düştü. Asgari ücretle ve emekli maaşıyla geçinenlerin durumları bayağı güzelleştirilmesi lazım. En az bir 4500-5000 lira olması lazım ya. Yoksa geçinmeleri çok zor. Demiröz'ün bu çıkışına asgari ücretli vatandaşlar da tepki gösterdi. 4 milyarla 4 kişi zor geçiniyor çünkü. Bence asgari ücret yükselmeli. Kimse mutlu değil yani şu zamanda. Bir insana yetmiyor, kimseye yetmiyor. Türk lirasının bir değeri kalmadı artık yani şu an. Her şey azami bir şekilde yükseldi. Her şeye zam geldi. Yani yapılan, bu ürünlere yapılan zam, asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamla bir aynı oranda olmuyor ister istemez.